Bitti. Artık Hazreti İsa Aleyhisselam'ın devri kapanıyor. İseviyet bitiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın devri kapanıyor. Artık o devir, o günden bugüne kadar, bugünden kıyamet sabahına kadar bütün devirler, mekanlar, zamanlar, kıtalar, Asyalar, Afrikalar, Avrupalar, bütün kainat yalnız Muhammed'e iman etmekle mükelleftir. Son peygamber. Öbür peygamberlerin de peygamberi tasdik ediyoruz tabii. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَا حَدٍ مِّنْ رُسُولِهِ Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere peygamber diyoruz, amenna diyoruz. Ama tabi olduğumuz, ahkamına tabi olduğumuz, nübüvvetine tabi olduğumuz, yoluna tabi olmaya mecbur olduğumuz tek peygamber Hazreti Habibullah. Unutmayalım. Bunun içindir ki 1400 seneden beri Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın peygamberliğini ilan ve tebliğ ettiği günden bugüne kadar bütün Hristiyanlar ve bütün Yahudiler İncil'i, Tevrat'ı, her şeyi, Zebur'u bırakıp Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak zorundaydılar. Hazreti Muhammed'e tabi olmak mecburiyetindeydiler. Onların devri kapanmıştı. Eğer o Resul-i Zişanımızın peygamberliğini ortaya koyduğu günden bugüne kadar son peygambere tabi olmadan vefat etmiş, ölmüş bulunan bütün Hristiyanlar ve Yahudiler külliyen cehennemliktir. Onların cennetle ve Allah'la hiçbir alakası kalmamıştır. Dikkat ediniz. Burası çok ince ve hassas bir nokta. Son Nebi'ye tabi olmadan gitmişlerse. Çünkü Rabbül Alemin bizzat Habibine tebliğ ettiriyor. Tebliğ ettiriyor. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Ey insanlar! Ey bütün kainatın insanları! Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, cennet ve cemaline iştiyakınız varsa, kurtuluşa, cemalullah'a nailiyet muradınız varsa, iman etmek istiyorsanız, en büyük, en son, en mükemmel iman ile iman etmek istiyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, bilin ki bütün kapılar kapalıdır, yalnız Muhammed Mustafa'nın kapısı açıktır, fettebiuni, ancak bana tabi olursanız kurtulursunuz diyor. Benden başka yol kalmaz. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Resul-i Zişanımız şöyle buyuruyor, aman dikkat edelim, burası çok ince, çok hassas bir nokta. Ehli kitap filan diyoruz ya, hani ehli kitap, Hristiyanlar, Yahudiler. Eğer o Hristiyan dediklerimiz, Yahudi dediklerimiz, ehli kitap dediklerimiz, eğer ta 1400 seneden beri ve bundan da kıyamete kadar, eğer her şeyi bırakır da, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derlerse ancak mümin olmak vasfını haizdirler, ancak cennete gidebilirler, ancak Allah'ın rahmet ve rızasına nail olabilirler. Eğer La ilahe illallah Musa Resulullah diyorlarsa, La ilahe illallah İsa Resulullah diyorlar da Muhammedun Resulullah demiyorlarsa hepsi kafirdirler. Dikkat edin. Ebediyen cehennemliktirler. Nübüvvet değişti.